Bir eğriler ailesinin hangi diferansiyel denklemin çözümü olduğunu bulun. Bundan önceki videomuzda eğriler ailesi kavramının ne olduğunu konuşmuştuk. Bu videomuzda bir eğriler ailesinin hangi diferansiyel denklemin çözümü olduğunu nasıl belirleyeceğimizi konuşacağız. Eğriler ailesi kavramını bir hatırlayacak olursak, fx'ye eşittir C biçimindeki fonksiyonlara eğriler ailesi deniyor. Bir örnek yazacak olursak x kare artı y kare eşittir c. Bu bir eğriler ailesidir. X ve y'li bir ifadenin c'ye eşitlenmesi, bu c'nin aldığı değerler neticesinde birçok eğri oluşturduğu için bunların hepsine eğriler ailesi deniyor. Ve bir önceki videomuzda bir noktayı konuşmuştuk. Her bir eğri ailesi, her bir eğriler ailesi mutlaka birinci derece bir diferansiyelin çözümüne eşittirler. İşte bizim bu videodaki derdimiz de bu verilen mesela eğriler ailesi hangi diferansiyel denklemin çözümü? Bunu belirlemek çok basit bir işlemsel süreçle sağlanır. Eğriler ailesinin x'e göre türevi alınırsa ve c'den kurtarılırsa türevli ifade c'den de kurtarırsak o türevli ifadeyi hangi diferansiyel denklemin çözümü olduğunu bulmuş oluruz. Hangi diferansiyel denklemin çözümü olduğunu bulmuş oluruz. Fakat burada x'e göre türev alırken dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Y x'e bağlı bir fonksiyondur. Bu nedenle y'li ifadelerin türevini alırken y'nin x'e göre türevini alıyoruz. Bu y'nin türevine eşit. Y karenin x'e göre türevini alıyoruz. Üst başa geçer, üst bir azalır. Çarpı içerideki y'nin türevini alacağımız için y türev şeklinde olur. Y küpün türevini alacak olursak üst başa geçer, üst bir azalır. Çarpı içerisindeki y'nin x'e göre türevi. Y'nin x'i olarak tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz için onu y türev olarak ifade ederiz. Yani buradaki eğriler ailesi içinde bulunan eğrilerin x'e göre türevi alınırken bu şekilde davranmalıyız. Şimdi bunu oluşturan, çözümü bu olan diferansiyel denklemi bulalım. X'e göre türevini almaya başlıyoruz. X karenin x'e göre türevi 2x'tir. Y karenin x'e göre türevi y'yi x'li bir fonksiyon olarak kabul ettiğimiz için üst başa geçer üst bir azalır. Y'nin x'li olarak ne olduğunu görmüyoruz. Çarpı ardından içerisinin türevi. Y'nin türevi. Y'nin x'li olarak ne olduğunu bilseydik zaten onun türevini alırdık.
Bilmediğimiz için y'nin türevi f'in türevi x anlamındadır. Eşittir. Karşıdaki c'nin x'e göre türevini alırsak 0. Ve türevi aldığımızda c'den kurtulduğumuz için diferansiyel denkleme ulaşmış oluyoruz. Eğer ki türevi aldığımızda c'den kurtulamazsak burada c'yi yalnız bırakıp buradaki c'li ifadenin karşılığını getirip buraya koymalıyız. Şurada y'nin türevini yalnız bırakalım ve diferansiyel denklemi tertemiz görelim. 2y'nin türevi eşittir 2x. 2y'yi de bölü olarak geçirirsek y türev bu yalnız 2x eksi 2x olarak geçecek. Eksi x bölü y olarak çözümü bu olan birinci derece diferansiyel denklem budur. Ki bununla ilgili bir iki örnek yapıp bu videomuzu noktalayalım. Çözümü eskilerin hocaları 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda hocalık yapmış ve hala devam eden kişiler ilkeli lafı söylerler. Bir şeyin ilkeli demek onun çözümü demekle aynı anlama geldiği gibi bir fikre sahipler. Ne kadar doğru tartışırız. İlkeli dediklerinde çözümü kastediyorlar diferansiyel denklem dersinde. Çözümü x küp artı x y kare eşittir c olan diferansiyel denklemi bulun. Bizim açımızdan biraz daha sorulması güzel olan bir tipi inceleyelim şimdi. Çözümü x y kare artı y eşittir c x küp olan burada c'yi yalnız bıraktığımızda zaten açıkça bunun bir eğriler ailesi olduğunu anlayabiliyoruz. Olan diferansiyel denklemi bulun. İlkiyle başlayalım. Bize bir diferansiyel denklemin çözümü bu deyip diferansiyel denklemi bulun derlerse onun türevini alırız. Bu x yerine bazı hocalar t'yi kullanmayı severler. Genelde mühendis kökenli hocaların yaptığı iştir o. Yani biz eğriler ailesini fxy olarak alıyorduk. Fxy eşittir c. Mühendis kökenlilerin yaptığı iş fty eşittir c biçiminde alırlar. T'li olursa t'ye göre türev alacağız. Onun da bir örneğini yaparız en sonunda. Bu diferansiyel denklemin çözümüymüş. Diferansiyel denklem bulacağız. X'e göre türevini alırız. X kübün X'e göre türevi 3x karedir. X y kareye geldiğimizde burası artık çarpımın türevidir. Y de x'li bir fonksiyon kabul ediliyor çünkü. Birincinin türevi 1 çarpı y kare. Artı birinciyi olduğu gibi yazıyoruz. Y karenin türevine geliyoruz. 2y çarpı y'nin türevi eşittir. Karşıdaki c'nin x'e göre türevi 0. Şunu düzenleyecek olursak 3x kare artı y kare artı 2xy y'nin türevi eşittir 0. İsterseniz burada y'nin türevini yalnız bırakabilir. İsterseniz de böyle bırakabilirsiniz. Hadi y'nin türevini de yalnız bırakalım. Eksi 3x kare eksi y kare bölü 2xy diferansiyel denkleminin çözümü bu eğriler ailesidir.
Şimdi bir sonraki sorumuza gelelim. Bu soru nispeten ilkine göre daha güzel bir soru. Çözümü olan diferansiyel denklemi bulun. X'e göre türev almaya başlıyoruz. Burada yine çarpımın türevi var. X'in türevi 1 çarpı y kareyi olduğu gibi yazıyoruz. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevini alıyoruz. Y'yi x'e bağlı fonksiyon kabul ediyoruz. Üst başa geçer. Üst 1 azalır. Çarpı içerisinin türevi y türevi. Artı sonra burada bir y türev daha var. Y'nin x'e göre türevi y türev demektir. Eşittir. Bu tarafta da c sabit sayımız zaten 3c x kare olur. Burada bunu düzenlediğimizde y kare artı 2xy y türev artı y türev eşittir 3cx kare görüyoruz. Buradaki c'den ne yapıp edip kurtulmalıyız? Çünkü diferansiyel denklemin içinde c var iken o çözülemez. Buradaki c'den kurtulmalıyız. Bunun yolu da burada c'yi yalnız bırakıp getirip burada da yerine koymaktır. İşte türevi aldığımız zaman eğer ki c'den kurtulamıyorsak ilk ifadede c'yi yalnız bırakıp burada getirip yerine koymalıyız. C eşittir x y kare artı y bölü x küptür. Burada getirip yerine koyarsak bunu şurayı da y türev parantezine alalım. Y kare artı y türev parantezinde 2xy artı 1. Buradaki c yerine bunu getirip koyarsak x küp ile x kare birbirini götürür. 3 xy kare artı 3y bölü aşağıda bir tane x kalır. Şu y kareyi bu tarafa atıp şunu da bölü olarak geçirdiğimizde y türevi yalnız bırakabiliriz ama gerek yok. İşte çözümü bu olan diferansiyel denklem burada gördüğümüz diferansiyel denklemdir. Bizim anlamamız gereken şey her bir eğri ailesi bir birinci derece diferansiyelin çözümüdür. Şimdi mühendislik kökenli hocaların yapacağı işe gelelim. T'li verirlerse. Çözümü eskilerin ilkeli dedikleri şey t küp artı y küp eşittir 2 t c olan diferansiyel denklemi bulun. Şimdi burada da yapmamız gereken şey T ve Y'ye bağlı bir eğriler ailesi verilmiş. T'ye göre türev alacağız. T'ye göre türev alınca 3T kare artı Y'yi T'ye bağlı bir fonksiyon kabul edeceğiz. 3 başa geçer, üst 1 azalır. Çarpı Y'nin türevi, Y türev. Buradaki Y türev, Y'nin T'ye göre türevi demektir. Eşittir. Karşı tarafta t'ye göre türev alırsak 2c. Şimdi türevi aldıktan sonra c'den kurtulamadık. Demek ki burada c'yi yalnız bırakıp burada getirip yerine koymalıyız. C eşittir t küp artı y küp bölü 2t. 3t kare artı 3y kare çarpı y'nin türevi eşittir. Buradaki c yerine bunu koyarsak ikiler birbirini götürür. T küp artı y küp bölü t olur. Şu 3t kareyi bu tarafa atıp 3y kareyi de bölü geçirirsek y'nin türevini yalnız bırakmış oluruz. Yapmak zorunda olduğumuz bir şey mi? Tabii ki hayır. Eksi 3t kare. 3y kareyi de bölü olarak geçirirsek buna. Bunun altına 3y kare gelir. Bölü olarak geçirdiğimizde şunun altına da
3 y kare olarak gelir ki buradan da y'nin türevi t küp artı y küp bölü 3 y kare t eksi 3'ler birbirini götürür. T kare bölü y karedir. T'li verilirse t'ye göre türev alıyoruz. X'li verilirse x'e göre türev alarak çözümü verilmiş bir diferansiyel denklemi bulmuş oluyoruz. Anlamamız gereken şey her bir eğri ailesi birinci derece bir diferansiyelin çözümüdür. Şimdi sırada bir eğri ailesinin dik yörüngelerini bulmak. Yani İngilizcesi ortogonal trajektör dediğimiz olayı bulmak. Ki sınavlarda sorulabilme ihtimali bunu işleyenlerde o kısımdır. Bu videomuzu burada noktalıyorum.